Merhaba. Pasifik adalarında yaşayan halkın uğraştığı en çok merak uyandıran işlerden biri şüphesiz Marshall adalarındaki harita yapımıdır. Marshall adasında yaşayan insanlar kendilerini dünyadaki en iyi denizciler olarak görürler ve bunun somut bir göstergesi de yaptıkları muhteşem haritalardır. Bu haritalara Medo ya da Rebelip denir. Bunlar çubuklar ve deniz kabuklarından yapılan zihinsel haritalardır. Adaları birbirine bağlayan akıntıları ve ölü dalgaları gösterirler. Ancak bu haritalar bizim günümüzde araçlarda kullandığımız GPS ya da eski kağıt haritalar gibi kullanılmazlar. Denizcilerin teknelerde yanlarına aldıkları türden haritalar da değiller. Daha çok anımsatıcı bir görev görürler. Yani seyahat öncesinde zihninizde gideceğiniz yere ait bir harita oluşturmaya yardımcı olan oldukça güvenilir bir haritadan bahsediyoruz. İşte bunun içindir ki bu haritalar sadece kıyıda kullanılırlar, teknede değil. Bu haritaların önemini daha iyi anlayabilmek için bölgenin coğrafi koşulları ile ilgili fikir sahibi olmak gerekir. Marshall Adaları'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olan Hawaii'den Pasifik Okyanusu'nda güneybatıya seyahat ederken ulaşacağınız ilk büyük ada grubudur. Çok sayıda adadan ve resiften meydana gelir. 29 resif ve yaklaşık 1200 adadan oluşur. Neredeyse tamamı sudan oluşan yaklaşık 2 milyon kilometre kare alanı kaplar. Haritalara geri dönecek olursak, Marshall Adaları'nın yaptığı bu haritanın bir kara haritası olmak yerine deniz ve karanın ilişkisini gösteren bir harita olması çok ilginç. Deniz, Marshall Adalıların neredeyse tüm zamanını geçirdiği yer. Günlük hayatlarının ve kozmolojilerinin vazgeçilmez bir parçası. Okyanus ise onları birbirine bağlayan, bir arada tutan bir parça. Okyanusu genelde aşılması gereken bir engel olarak düşünmeye meyilliyizdir. Ama burada tam tersi bir durum söz konusu. Okyanus burada resifler ve adaları birbirine bağlıyor. Bu konu üzerine, yani adalar denizinin okyanusla nasıl birbirine bağlı olduğuna, okyanusun birleştirici gücüne dair Tongalı büyük bilim insanı Apeli Halofa tarafından kaleme alınmış çok etkili ve güçlü anlatıma sahip yazılar var. Ha, eğer bu konu ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Biz ise haritayı incelemeye devam edelim. Adaların deniz kabuklarıyla temsil edilmesi çok güzel. Çok da küçükler. Haritanın çoğu tahta çubuklardan oluşuyor. Adaların aslında ne kadar izole olduğunu ama bu doğal elementlerin yani ahşabın okyanusun yarattığı daha büyük matriste nasıl birleştiğini çok güzel gösteriyor. Bu haritaların hepsi birbirinden farklı. Çünkü her bir denizci kendi görüşüne göre adalarla okyanus arasındaki ilişkiyi ve onların arasından nasıl geçeceğini bu haritalara aktarmış. Burada gördüğünüz eser yazar Robert Louis Stevenson'ın koleksiyonundan. Ailesiyle birlikte Marshall Adalarına seyahat etmişler. Bu eseri orada satın almış ya da ona hediye edilmiş. Sonrasında da bu harita eviyle birlikte satışa çıkmış. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde açık deniz haritası yapmak oldukça zor bir iş gibi görünüyor. Ancak bu harita genel anlamda ölü dalgaları, akıntıları, önemli noktaları belirtmesiyle gerçekten de işlevsel görünüyor. Çoğu haritada bu kıvrımlı çubukları görebilirsiniz. Bunlar bir adadan gelen ölü dalga ya da akıntıların yansıması gibidir. Adaya vurduklarında geri aksederler. Gördüğünüz daha uzun çubuklar ise akıntıları temsil eder. Ayrıca bir yerden bir yere giden rotaları gösteren çubuklar da var. Bunlar denizcilerin vurgulamak istediği rotalar. Haritada suyun adalara doğru oluşturduğu rota gösteriliyor. Adalar su seviyesine çok yakın olduğundan muhtemelen tam karşısında olmadığınız ve yaklaşmadığınız sürece göremeyeceğiniz için bu rotanın gösterilmesi çok mantıklı. Bu Marshall Adalıların ya da diğer Mikronezyalı denizcilerin önemli becerilerinden biri. Resif ya da adanın ardına geçtiğinizde artık yeryüzü şekillerini göremezsiniz. Denizi okuyabilmek tek seçenektir. Öte yandan bu harita size eğer usta bir denizci değilseniz okyanusun ne kadar tehlikeli olabileceğini ve tecrübeli bir denizciden meslekte yeni olanlara aktarılan bilginin ne kadar önemli olduğunu da hatırlatır. Usta denizciler, meslekte yeni olan denizcileri kanoyla denize çıkarır ve kanoda yatıp dalgaları hissetmelerini isterlermiş. Çünkü bir dalga diğerini kestiğinde ve bot farklı şekillerde sallandığında bunu hissedebilirsiniz. Denize çıktıkları kanolar zarif tasarımlı avara demirli kanolardı. Kullanıldıkları göl ve deniz ortamlarına son derece uyumluydu ve her türlü zorlu deniz şartlarında da kullanılabiliyordu. Şimdilerde ise ada halkının denizle olan bu ilişkisi hızla değişiyor. Artık Marshall Adaları için en büyük sorun iklim değişikliği. Aa, tabii geçtiğimiz yüzyılda ise son derece önemli bir başka büyük problemleri vardı. Nükleer silah denemeleri. 1940'larda ve 50'lerde Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede hidrojen bombalarını test etti. En bilinen test ise Bikini Mercan Adası'nda yapıldı. Marshall Adaları'nda bunun etkileri hala devam ediyor. Aslında benzer silah denemeleri ve testler günümüzde de yapılıyor. Fakat artık nükleer silahlar yerine balistik füzeler test ediliyor. Bu durumun bir sonucu olarak ABD ile Marshall Adaları Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşma ile ada sakinlerine serbest dolaşım hakkı tanınmış. Yani Marshall adalılar istedikleri takdirde ABD'de yaşayabiliyor ve çalışabiliyorlar. Evet şimdi haritaya dönecek olursak günümüzde böyle bir haritanın nasıl görüneceğini yalnızca hayal edebiliriz. Sadece adaları değil, orada yaşayan halkları da kapsayan bir harita yapmak gerekirdi. Bu haritaların artık farklı bir rolü var. İnsanlara ait oldukları kimlikleri ve mekanları hatırlatıyorlar. Örneğin Marshall Adaları'nın başkenti Majuro'da yaşayan biri, serbest dolaşım hakkını kullanarak New York'a taşınacak olsa, eminim bu haritalardan birini yanına alarak duvarına asmayı isterdi. Son olarak, Marshall Adaları'ndan Tinestegi tarafından yazılan ve iklim değişikliğini konu alan bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şiirin adı, Tehlikeli Denizlerde Seyrediyoruz. Bin yıla aşkın süre önce atalarımız kanolarla ulaştı Marshall adalarına. Şimdi tehlikeli denizlerde yolunu arayan bizlere güç ve ilham veren bir başarıydı yolculukları. Bu aynı zamanda çocuklarımızın ve gelecek nesillerin öyküsü. Marshall'la olmak onlar için ne ifade edecek? Doğdukları adanın ismini bilecekler mi? Ya Vato'yu bizi dünyaya ve birbirimize bağlayan toprak parçalarını? Okyanusu kendilerinin bir parçası olarak düşünecekler mi? Engin dalgaların ağında onlar için de bir yaşam kaynağı olacak mı? Bu dalgalar ki hepsinin adı farklı. Bir adadan diğerine uzanan yollar aslında. Maanın ya da eskiden her şeyi dokuduğumuz pandanus bitkisi liflerinin kokusunu bilecekler mi? Kıyafetleri, matları, sepetleri ve saçlarımıza taktığımız çiçekleri bile dokuduğumuz o liflerin kokusunu. Dünya onlar için nasıl bir yer olacak?